Evet, aslında iki büyük tercih var. Bir meslek tercihi, bir de üniversite tercihi ki üniversite bundan sonraki süreçlerde artık öğrenciye verdiği vizyon ve misyonla öğrencinin öğrendiği son haline getirip artık bir hayata ve mesleğe hazırlayan bir kurum olarak çok önemli. Burada da tabii üniversiteyi çok iyi sorgulamak gerekiyor. Bu bağlamda Üsküdar Üniversitesi'nin artılarına baktığımızda, Üsküdar Üniversitesi Türkiye'deki davranış bilimleri ve sağlık alanında ilk tematik üniversitelerden biri ki bununla birlikte ilk açıldığından beri ve hala ve bundan sonra da devam edecek olan bir multidisipliner yaklaşım var ki mesleklere baktığımızda, geleceğin mesleklerine baktığımızda ya da bundan sonraki süreçte iş hayatına baktığımızda artık hepimiz için tek tip meslek değil, birçok bilim alanlarının birbiriyle işbirliği yaptığı, birbirleriyle birlikte hareket ettiği farklı alanlara kayma var. Bu multidisipliner anlayış da çok önemli. Burada öğrencinin bir de şuna bakması gerekiyor. Üniversitenin sağladığı olanaklara bakması gerekiyor ki burada Üsküdar Üniversitesi'nin en önemli artılarından biri bir sağlık geçmişine dayanıyor ve burada öğrenciler hastane üniversite işbirliği içerisinde stajda uygulamalarını hastanelerimizde, polikliniklerimizde ya da bağlantılı olduğumuz hastanelerde rahatlıkla yapabiliyorlar ki bu alana da çıktığında öğrenci aslında 1-0 önde olarak başlamış oluyor. İkincisi ki öğrenciler bunu çok sorguluyorlar. Yurt dışı olanakları, Erasmus olanakları, psikoloji bölümünde 100'ün üzerinde Erasmus anlaşması olan bir üniversiteyiz. Öğrencilerin istedikleri ülkede, istedikleri üniversitelerde gidip yabancı uluslararası özelliklerden de yararlanabilme gibi bir şansları var. Kadro tabii ki akademik kadro çok önemli. Alandan gelen hocalar, alanda bulunan hocalar ve güçlü bir kadroyla eğitim öğretim görüyor olmak, bu işin içindeki bir kadroyla eğitim öğretim görüyor olmak da öğrenciye büyük bir avantaj sağlamış olacak. Hem eğitim hayatı içerisinde hem de eğitimden sonraki hayatında bu artıları da kullanacak. Tabii eğitim öğretimin yanında üniversitenin öğrenciye bir takım sosyal imkanları da sağlaması gerekiyor ki sonuçta hayat sadece eğitim öğretimden değil, iş hayatına çıktıkları zaman CV'sinde katıldığı kulüpler, üye olduğu kulüpler, kulüplerle yaptığı çalışmalar, üniversitedeki faaliyetleri de öğrenci için çok artı bir boyut kazanmış olacak. Bununla ilgili olarak bizim 50'ye yakın kulüplerimizde, öğrenci kulüplerimizde yıl içerisinde çok farklı etkinlikler yapıyor. Öğrenci kulüplerinin yaptığı hem okul içerisinde hem okul dışında sosyal sorumluluk projeleri ve çok farklı etkinlikler var. Öğrenci kulüplerinin yaptığı etkinliklerin dışında tabii üniversite olarak en büyük artılarımızdan biri rektörümüzün bilim adamı kimliğiyle de çok farklı etkinliklere imza atmamız ki bu yıl içerisinde G20'nin döneminde hem Antalya'da hem üniversitemizde büyük bir etkinlik düzenledik. Onun dışında kognitif kongrelerini düzenli olarak, geleneksel olarak üniversitemizde yapıyoruz ki bu yıl yaptığımız ilklerden biri de Pozitif Psikoloji Kongresi'ydi. Bu yıl ilk kez Üsküdar Üniversitesi'nde düzenlendi bu kongre ve bundan sonraki yıllarda da geleneksel olarak Pozitif Psikoloji Kongrelerine de devam etmiş olacağız. Bunlar da tabii ki öğrenciye daha mezun olmadan hem alandaki kişilerle tanışma şansı veren, hem birebir onlarla sohbet etme şansı veren, hem de bu etkinliklerden yararlanarak artı olarak öğrencinin işte hep cebine artılar koymalı deriz. Artı olarak öğrencinin mezun olmadan diplomanın dışında cebine koyabildiği çok büyük sertifikaları, katılım belgelerini de beraberinde getiren etkinlikler olarak karşımıza çıkıyor ki öğrenciler mutlaka bu süreçleri de üniversite seçiminde araştırmaları gerekiyor.